Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepinize günaydınlar. Arkadaşlar bu videomuzda altın, gümüş ve dolar değerlendirmesi yapacağız. Sizlerle birlikte altın, dolar ve gümüşteki kritik seviyeleri bulmaya çalışacağız. Sevgili dostlarım, bazı arkadaşlar videolarımızı yanlış anlıyorlar ya eksik dinliyorlar. Onlara da bir açıklama getireyim. Altınla dolarla ilgili şu an için düşüş yönlü bir düşüncem yok. Fakat aklımda bazı kritik seviyeler var. Şimdi sizlerle birlikte onları paylaşacağım. Bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya, burada yorumlamaya çalışacağız. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz FED'le birlikte son 2-3 videomda bunu sık sık dile getiriyorum. FED'in almış olduğu toplantıda, Powell'ın almış olduğu kararlar tamamıyla altına yarayacak olan kararlardır. Bu yüzden altında şu an için kısa vadeli bir dip çalışması, 1900-1970 arasında bir dip çalışması gözükse de altında 1900 altına sarkılmadıkça yön hala yukarıdadır arkadaşlar. Ve özellikle 1946 üzeri kapanışlar altın ons tarafında gördük. Bizler için altında aşağıda 1920 ve 1900 seviyesi altlarında bir günlük kapanış olmadığı müddetçe yukarıda 1989 ilk etapta beklememiz gereken direnç bölgesi olarak gözükmekte. 1989 direnci yukarı doğru aşılırsa eğer arkadaşlar 2002 ve 2015 dolar seviyeleri benim tahminimce altın onsta görülecek yakın vadeli hedef bölgesi şeklinde düşünülebilir. Piyasaya gelen aşağı haberleriyle birlikte de piyasa kendine bir yön bulmaya çalışıyor. Bütün bunların eşiğinde ons tarafına baktıktan sonra gram altına da geçelim. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Hemen sizlerle birlikte bunu da değerlendirelim. Bizler için gram altında kritik seviyeler hangi seviyelerde? Bunları bulmaya çalışalım. Evet, gram altında da gene arkadaşlar dediğim gibi bizler için 468 üzerinde gram altının her kalışı gram altında artık yükseliş kanalını bir üst kanala da taşıyacak şeklindeki yorumumuz hala kendini göstermekte ve bu yorumumuzdan da henüz dönmüş değiliz. Evet, gram altında 460-462 seviyeleri alt bant olarak gözükmekte. 462 seviyesi gram altında kırılmadığı müddetçe panik yapmaya gerek yok. Gram altının 468 seviyelerinde gelen kapanışları da bize bir üst bant olan 474-478 ve 485'li seviyelere doğru gram altının da kendine ana hedef bölgesi olarak 485'li seviyeleri seçtiğini göstermekte. Bütün bunlar gram altın ve ons altın tarafında her ne kadar da düzeltme hareketleri görülse de ben bunları genelde fon, büyük altın fonlarının bir miktar nakde geçip borsa tarafında bu nakitlerde borsa tarafında aşağı olan hisselerinde bir hedge pozisyonu yaldıkları yönünde, kullandıkları yönünde düşünmekteyim. O yüzdendir ABD tarafında özellikle satışların gelmesi tamamıyla ben buna bağlamaktayım arkadaşlar. Powell'ın vermiş olduğu biliyorsunuz %2 enflasyon hedefi de ons tarafında yukarı çıkışın biraz yavaşlamasına sebebiyet verdi. Bir miktar yatırımcı da arkadaşlar bu %2 hedefinden sonra faizlerde tekrar bir yön düşünülebilir şeklindeki açıklamadan sonra biraz tedirginlik yaşadı. Fakat piyasa yavaş yavaş buralardan artık toplanacak, normal seviyelerini bulacaktır diye düşünmekteyim. Gümüş tarafında bakalım. Gümüşe de bakmadık uzun zamandır. Gümüşe baktığımız zaman da arkadaşlar gümüşte de aynı altın onstaki gibi hareketler gözükmekte. Gümüşte bizler için özellikle ons tarafında 26 seviyesi önemli. 26 seviyesi üzerinde gümüş onsun tutunması ilk etapta bizler için şu yukarıdan geçen 28-35'teki direnç noktasını
bize hedef olarak göstermekte ilk etapta kısada. Aşağıda 26, yukarıda 28-35 arasında sıkışma devam etmekte. Ben gümüşün ons tarafında da bu seviyeyi kırıp 30 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştireceği yönündeki öngörümü hala devam ettirmekteyim arkadaşlar. 26 seviyesi altında gümüş onsta bir kapanış görmediğimiz müddetçe gümüş onsta da panik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum ve hedefinin ilk etapta 30 dolarla seviyesi olacağını düşünmekteyim. Gümüş gramı da hemen ons grafiği üzerinde anlatalım. Gümüş gramda 6.41 seviyesi bizler için önemli bir seviye bu hafta itibariyle. 6.41 altında bir kapanış gelmediği müddetçe yukarıda 6.61 önemli bir direnç bölgesi olarak gözükmekte. 6.61 üzerinde kapanışların başlamasıyla birlikte gümüş gramın da artık 6.82 ilk etaptaki direnç bölgesi ve bunu da kırıp 6.95 hedefine doğru gümüş gramda da hareketlerin yukarı yönlü olacağı yönünde beklentim hala devam etmekte arkadaşlar. Sizler de bu beklentim yönündeki destek ve direnç noktalarını benimle birlikte takip edebilirsiniz. Dolar kuruna baktığımız zaman dolar kuru biliyorsunuz ilk etapta dolar kurunda bir verdiğimiz direnç noktalarımız vardı ve bu direnç noktaları kırıldıkça bir üst seviyelerdeki dirençlere doğru dolar TL kurunda da hareketler yaşanmaya başladık. Dolar kuru özellikle 7.50 arkadaşlar bizim için önemli bir destek. 7.50 desteği üzerinde kapanışlar geldiği müddetçe yukarıda 7.50-7.57 bant aralığı önemli bir seviye olarak gözükmekte. Ben Dolar TL'nin bu 7.57 seviyesini de kırıp 7.63 seviyesindeki dirençte biraz oyalanacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Özellikle aşı tarafından gelen haberler doları bir miktar baskılamakta. Çünkü ekonomilere olumlu etkisi olacağını düşündüğünden yatırımcılar ve bunun daha henüz bir gerçekleşmiş, kanıtlanmış bir aşı bulunmadığı halde devlet başkanlarının yapmış olduğu açıklamalarda 2-3 tane aşının gayet olumlu seyrini devam ettirdiğini basındaki haberlerden izliyoruz. Fakat bizim içerideki özellikle döviz yönündeki sıkıntılarımızdan dolayı Dolar-TL kurunda hareketin 7.50 seviyesi altına inmediği müddetçe arkadaşlar yukarıda 7.63 direncini zorlayacağını ben düşünmekteyim. Tabii piyasa bu her an her şeyin olabileceği bir yerdeyiz, bir mecradayız. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. 7 altına inişlerde de arkadaşlar 7.47 ve 7.43 destek noktaları sizlerin de takibinde olması gereken önemli noktalar şeklinde düşünülebilir. Evet, altın, dolar ve gümüş tarafında bugünlük anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Gene günlük videolarımıza devam edeceğiz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar katıl butonumuz var. Katıl butonumuza üye olan, bize katkılarını sunan arkadaşlara bizler de bir jest yapmak istiyoruz. Bu katıl butonuna aktif üye olan arkadaşlarımızın dolar, altın, gümüş, euro, sterlin hangi türden isteği olursa bu istekleri kanalımızda grafik ve teknik olarak anlatımını sunacağız. O yüzden kanalıma hepinizin destek olup katkılarınızı bekliyorum. Katkılarınıza katkımla karşılık vermeyi de umuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da mutlaka kanalıma abone olmaya kendilerini bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.